Nasıl gidiyor hocam? Nerelerdesiniz? İzmir'de misiniz? İzmir'deyim, evimdeyim. Siz nasılsınız? Vallahi çok iyiyiz hocam. Bu teklifimizi kabul edip yayınımıza bağlandığınız için teşekkür ederim. Hocam Menemen Estağfurullah. Spor'dan ayrıldıktan sonra ilk canlı yayınınız galiba. Evet, doğru. Teşekkür ederim hocam. Hocam sıcağı sıcağına bir Adana Demirspor Menemen Spor maçı vardı. Maçı da seyrettiniz. Maçla ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz? Sonuçta Menemen Spor'u çalıştırıyordunuz. Yani şimdi maçın üstüne hemen yorum yapmak ne kadar doğru olur bilemeyeceğim de yani şey şimdi burada yanlış anlaşılır. Tabii ki üzücü oldu çünkü ben biliyorsunuz ben Menemenliyim zaten. Ben Evet. buranın topraklarında büyüdüm, buranın sularını içtim. Yani bu takımla beraber büyüdüm. O yüzden de tabii ki benim için izlemesi de zor bir maç oldu. Yani skor da kötü oldu çünkü gerçekten oyunculara çok üzüldüm. Çünkü onlar böyle mağlubiyetlere hak etmeyen iyi bir aile diyeyim, iyi bir grup. O yüzden oyunculara biraz yani üzüldüm. Hocam, valla biz de üzüldük. Yani ben şeyden başlamak istiyorum ama Menemen Spor'da önce bir sportif direktördünüz değil mi? Yok, Evet. pardon. Yardımcı antrenörlükten sportif direktör mü Evet, oldunuz? doğru. Sportif direktörlükten de teknik direktörlüğe Evet. yükselmişsiniz. Menemen Spor kariyeriniz sizce nasıl geçti hocam? Ya ben tabii ki kendi adıma konuşmak zor olsa zordur tabii ama şöyle söyleyeyim. Tabii bu konuda mütevazı olmayacağım. Ben ilk hocalığa başladığımda, antrenörlüğe başladığımda Taner Taşkın vardı. Şu an Tuzlan hocası. O benim zaten Yarın akşam da Taner hocamla canlı yayın yapacağım hocam bu ona da arada. buradan selamlar. Zaten onunla da oyunculuğumdan da benim hocamdı. Onun yanında başladım. Sağ olsun bana görev verdi. Oradan sonra o ayrıldıktan sonra Erhan Özalp geldi. Onun yanında çalıştım. O da benim eski hocamdı. Sonra Suat Hoca ile 3 yıl çalıştık. Güzel şeyler yaşadık. Şampiyonluk yaşadık. Takımı TFF 1. Lig'e çıkardık. Ondan sonra Ramazan Kurşunlu Hoca geldi. Onun yanında ben sportif direktörlük görevine geldim. Sportif direktörlük görevine geldikten sonra 5. hafta Ramazan Hoca'nın kötü gidişatı başkanımız öyle bir karar aldı. Yolları ayırdı Ramazan Hoca'yla. Sonra da bana bu fırsatı verdi Tahir Şahin. Ben de ondan sonra geldiğimde ilk yani şöyle diyeyim çarşamba, salı, çarşamba yok, sanırım Perşembe günü takımın başına geldiğimde o hafta içeride Osmanlı maçı vardı. 2-1 mağlup olduk ama ondan sonraki hafta işte bugünkü gibi Adana Demir deplasmanıyla ben işe başladığımı düşünüyorum. Orada güzel bir galibiyet aldık. 1-0 galip geldik. İlk galibiyetimizi Adana Demir deplasmanından başladık. Ondan sonra 10 maç mağlup olmadan geçen sene devre arasında ikinci bitirdik. Yani takım daha böyle takımın içinde bu ligi bilen oyuncular da yoktu. Geçen seneki oynamayan oyunculardan bile 3-4 tane oyuncu vardı. Sağ olsunlar çok iyi işler çıkardılar. Çok iyi reaksiyonlar gösterdiler. İstediklerimizi yaptılar. Çok yani çok iyi bir kadroya sahiptik. Bu sene de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Onlar çoğu transfer yaptılar zaten. İsim isim bilirsiniz. Mustafa Çeçenoğlu şimdi Gençlerbirliği'nde, Albert Koç, Çaykur Rize'de yani bizim hemen hemen çok oyuncular çıktı. Ali Keten, Bolu'da, Hüseyin Çolak, Ercan Coşkun, Ümraniye'de, Ali Özgün yani çok kişi gitti. Bizde sadece geçen sene 3-4 oyuncu kaldı elimizde. Bununla beraber yeni bir genç bir takım kurduk açıkçası. Yine biz zor bir lig bizi bekliyordu. Bundan da emindik. Tabii ekibimle beraber çok çalışarak iyi şeyler yaparak yine aynı havayı yakaladık. Yine bir aile ortamı yakaladık. Yine ben bu zamana kadar iyi şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ayrılmadan önce 11 haftada sadece 2 mağlubiyet almıştık. Yine takım çünkü gösteriyordu iyi şeyler yapacağını ama tabii bu futbol bu. Her şey olabiliyor. Geçen hafta yani Keçiören maçından sonra yollarımızı ayırmak varmış. Böyle nasip oldu. Hayırlısı önümüze bakacağız artık. Hocam bu ligde böyle 6 hafta kazanamayan hoca gidiyor diye bir kural var. Yazılı olmayan bir kural. O da size isabet etmiş ne yazık ki. Bir hükmen mağlubiyet süresi de vardı ne yazık ki. Evet. Hocam o maçı biraz anlatır mısınız? Nasıl oldu? Orhan Hoca'yı da sormak istiyorum mesela. Yani
Şöyle başlayayım. İlk önce şöyle başlayayım. Orhan Hoca'nın konuyla hiçbir alakası yok. Hani oyuncu değişikliğiyle falan hiçbir alakası yoktu. O farklı bir şey oldu onun adına. Zaten orada başladı biraz kaoslu ortam. Herkes belki şey düşündü. Ekibinden adam gitti, sen niye istifa etmiyorsun falan filan böyle sözler. Aslında böyle bir şey yoktu. Ben bunu iki kere yaptım. Ve sonra Orhan Hoca'yla biz kardeş gibiyiz. Bunu kendi aramızda konuşarak çözdük. Hiç böyle bir herhangi bir husumet olmadı. Çünkü Orhan Hoca'yla biz daha önümüzdeki yıllarda çok daha çalışacağız. Yıllar boyu çalışacağız. Bundan da hiç bir sıkıntım yok. O yüzden orada yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki ben burada hiç kimseyi suç. Tabii ki en büyük suç bende. Ama tabii dalgınlığımıza geldi. Benim kafamda bu 5. yabancı, 6. yabancı zaten maç öncesi kafamdaydı. Ama oyuncu değişikliğini yaparken kulübedeki hocalarımızla konuşurken orada bir dalgınlık oldu. Orada hep beraber bir aksaklık yaşadık. Bir unutkanlık. O an böyle bütün şeyimiz durdu yani. Hocam şeyi sormak istiyorum. Bu hükmen mağlubiyetin yaşandığı maçın ertesi gün sabah Salim Manav'a bağlandınız Radyospor'da. Ben de dinledim. Salim de yakın arkadaşımdır. Başkanla görüşmeye gidiyoruz demiştiniz orada. Evet. O görüşmenin ardından mı ayrılık yaşandı hocam? O Yok görüşmede neler yaşandı anlatılabilecek kadar? o görüşme benim istifa görüşmemdi. Ben istifa etmeye gittim ondan sonra. Onlar da kabul etmediler. Daha devam etmemizi istediler ama ben bu şekilde ekibimden bir oyuncunun, bir hocamın ayrılmasını istemiyordum. Bu konuda biraz fikir ayrılığına uğradık. Sonra Orhan Terzi'nin beni arayıp yani hocam kesinlikle benim için bırakma lütfen. Yani sen benim için çok değerlisin. Orası senin kulübün. Sakın böyle bir şey yapma falan gibi beni biraz daha şey yaptı. Yani ben tabii ki yine kabul etmedim bunu Orhan'a. Orhan Hoca biraz duygusal bir yapıdadır. Gördük, hepimiz gördük hocam Yani Instagram'da. çok çok duygusal bir yapıdadır. Farklı şeyler söyledi bana. Lütfen beni kırma, ne olursun falan. Ben sonra başkanımızla konuştum. Dedim ki peki başkanım dedim. Ben buradayım dedim. Gitmiyorum. Ama sonra 3 gün sonra başkan bir karar aldı. Bana teşekkür etti. Ben de teşekkür ederim dedim. Herhangi bir durum yok. Biz Hocam dedi bundan sonra nerede görev yaparsanız yapın Orhan Terzi de ekibinizde olacak. Ben tabii ki onu tabii ki anladım. tabii ki her zaman her zaman her zaman. Peki hocam kariyer hedeflerinizi sorsam böyle hayalleriniz neler teknik direktörlük olarak? Bence güzel bir soru. Yani ben bunu tabii diğer bağlandığım yayınlarda da söyledim. Benim hedefim buradan hedefim tabii ki bu sene benim ikinci senemdi. Teknik direktörlük senemdi. Ben kendi adıma iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. İyi işler yaptığımı düşünüyorum. Sağ olsun bu geriye dönüşler de çok var bana karşı. Başka kulüplerin başkanları bile arayıp yani böyle mütevazı bir kadroları bu kadar zevk verici iyi futbol oynatman büyük iş diye beni çok tebrik eden başkanlar oldu. Benim hedefim tabii ki öncelikle Süper Lig'de hocalık yapmak ki bunu da yani yapacağım diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir iyi şey bir hedefim var yani. Kafaya koyduğum bir hedefim var. Tabii ki her teknik direktör gibi Avrupa'da da çalışmak var içimde. Ama öncelikle benim kendimi Türkiye'de kanıtlamam lazım. Türkiye'de kendimi ispatlamam lazım. Başarılar yakalamam lazım. Ondan sonra artık Allah yolumuzu nereye gösterirse o tarafa doğru hayırlı bir şekilde gideriz. Hocam şimdi ben alttan gelen mesajları okuyorum da yani Menemenspor taraftarları şimdiden sizi çok özlemiş. Yani %80'i geri dönün hocam çağrısı yapıyor. Sağ olsunlar, sağ Teklifler olsunlar. var mı? Görüştüğünüz kulüpler var mı? Hadi Menemen'e dönme ihtimali yok gibi de hani buradan Yani anladığım kadarıyla. evet, beklentim olan bir iki kulüp var açıkçası. Şimdi devre arası oldu. Onlar da kendi programlarını yaparlar. Biz de ona göre ne olacak hayırlısıyla bekliyoruz bakalım. Hocam bir Alper bir de Serkan Özdemir. Hani iki farklı kişi sorduğu için soruyorum. Eskişehirspor'da bugün teknik direktör İlhan Var'ın görevine son verildi. Yani karşılıklı anlaştılar. Eskişehirspor gibi böyle güçlü bir camiadan teklif gelirse çalışır mısınız? Ben de bu arada bir Eskişehirspor muhabiriyim. Değil mi? Sormazsam olmaz. Evet. Ya şimdi tabii ki ben burada Eskişehir Kulübü çok büyük bir camia.
Ya çok saygı duyulacak bir camia. Tabii ki bu durumda olması bütün Türkiye'yi üzüyor. Tabii ki bizi de ayrıyetten üzüyor. Çünkü Eskişehir Kulübü herkesin sempati duyduğu bir kulüp. Taraftarı olsun. Yani önlerinde gerçekten saygı duyulacak bir taraftarı var. Çok büyük bir camia. Kim istemez orada çalışmayı? Herkes ister. Tabii ki böyle bir durum olduğunda neden olmasın, neden düşünülmesin Eskişehir'de çalışmak? Çünkü hem şehir olarak, hem camia olarak, hem taraftar olarak bütünleşmiş bir kulüp. O daha iyi yerler hak ediyor. Yani şu an Eskişehir'in durumu bence Süper Lig'de ilk 5'te 6'da olacak pozisyonda olması Hocam gerekirdi. teklif gelirse görüşürüm diyorsunuz anladığım kadarıyla Eskişehirspor Tabii ki yönetimine. saygı duyarım tabii ki. Yani ben öyle şey değilim, yani burada görüşülmeyecek yani bir durum yok. Tabii ki saygı duyarım. Ben bundan yani çok büyük zevk duyarım, çok büyük haz duyarım bu işten. Çok gururlanırım yani böyle bir şey olduğunda. Hocam 2-3 hafta önce Eskişehirspor'la oynamıştınız. Kadro kalitesini nasıl buldunuz? Son dakikada kurtardınız bir puanı. Evet Bizi evet evet. özlediniz Ya ama çok bir siz sevinmiştiniz. orada kendini geliştirmiş ve gelişime açık çok oyuncular var. Gerçekten çok oyuncular var. Yani daha iyi şeyler de yapılabilir. Tabii ki daha önceki hocaları burada karalama niyetim yok. Öyle bir zaten hadsizlik de yapmam. Çok iyi şeyler yaptılar ama dediğimiz gibi bizim maçta da son dakika galibiyeti kaçırdılar. Bugün de belki Bolu'ya 10 kişi kalmasalardı belki farklı şeyler olabilirdi. Biraz da kulübün üstünde de şanssızlık da var. Bunu da biliyorum. Zannedersem Keçiören'de de onlar 2-2 kaldılar. Son dakika yediler yine. Keçiören Evet. içeride. Yani böyle bir şanssızlıkları da var. İnşallah bir an önce onlar da en iyi şekilde duyduğum devre arasında biraz galiba tahtayı açacaklar diye duydum. İnşallah açarlarsa çok daha iyi şeyler olabilir. Hocam ben biraz işin içindeyim de biraz o tahta yaş ya. Yani keşke açsalar ama 2,5 milyon euro nakit para lazım onun için. Ben buradan size sıcak bir bilgi vereyim. O zaman Zor ama tabii siz daha iyi ben size biliyorsunuz. Biz hani dürüst kulaklarını alalım. davranmak lazım hocam. Biraz zor o iş. İnşallah açarlar ama. İnşallah. İnşallah, inşallah. Hocam size TFF 1. Ligi konuşacağız diye söz aldık ama bir 13 dakikadır Menemenspor konuşuyoruz. Hocam ligin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kimler çıkar, kimler düşer? Valla lig çok, bana göre çok ortada gidiyor lig. Böyle yani herkes herkesi yeniyor. Yani kimler çıkar, kimler kalır. Üstte ilk 7-8 takım çok güçlü takımlar. Gerçi bütün grup hali, yani bütün grup fena bir grup değil ama belli başlı ekonomisi iyi kurulan takımlar var. İşte Giresun mesela çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Belki iyi başlamadı ama şimdi çok iyi gitmeye başladı. Altay 4-5 haftadır yenilmiyordu. İşte bu dün bir Bandırma'ya kaybetti. Adana Demir keza, yani ben tahminim devre arasında yine güçlü 2-3 tane oyuncu alacaklar. Belki 4 tane yine gücüne güç katacak. İstanbulspor arkadan iyi geliyor. Kolektif bir takım. Birbirini iyi tanıyan takım. Keçiören keza öyle oturmuş bir takım. Geçen seneden beri bir sistem var. Onun üzerinde gidiyor. Yani daha Altınordu, Bursa. Altınordu biraz daha tabii ki genç bir takım. İyi başladılar, iyi gidiyorlardı. Son zamanlarda biraz düşüş yaşadılar. Bursa alkışlanacak bir performans sergiliyor. Yani o gençler, hepsine helal olsun diyorum. İyi mücadele çıkartıyorlar, iyi oyunlar çıkartıyorlar. Yani dediğim gibi ilk 5-6'da bu takımlar Altay'dır, Giresun'udur, Adana Demir'dir. Tuzla'yı unuttuk. Tuzla öyle iyi maçlar çıkardı. Evet. Beklenenin üstünde maçlar çıkardı. Ama tabii bunlar ekonomi açısından bence iyi takımlar. Olması gereken yerdeler. Belki kendilerine göre daha yukarılarda olması gereken takımlar da vardır. Ama ilk beşli böyle zannedersen belli olacak takımlar, ilk beş içinde olacak takımlar belli gibi görünüyor şu an. Yani hocam şimdi 9. sırayla 2. sıranın arasında 6 puan var. Bunun takımların dengeli olması ve Süper Lig'den bu sene takım gelmedi ya hani küme Evet, düşme evet. olmadı. Onunla alakalı mı sizce de? Yani Biraz rekabetin evet yüksek onunla olması alakalı. falan. Bir de tabii ki bu pandemi süreci çok kulüpleri ekonomi açısından çok etkiledi. Şöyle de bir durum var. Yani takımların çoğunda bir gençleşme durumu oldu. Yani bu şikayetleri tabii ki bu yönetimsel futbolcu şikayetleri oluyor. Tabii fiyatlar düşünce futbolcular bunu çok çok da hoşlanmıyorlar bu işten. Ama kulüplerin de tabii ki böyle bir durumlar, böyle haller alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü
ülkemizin futbol sektöründe biraz bu sektörde biraz ekonomi sıkıntı yaratmaya başladı. Bütün kulüplerde krizler başladı. İyi kulüpler var ama onlar da tabii ki iyi yönetilmedikten sonra onlar da sıkıntıya girebilir ama dediğim gibi biraz daha kulüpler biraz daha gençleşmeye, biraz daha fiyatları düşürmeye, daha ucuz yollu oyuncular bakmaya başladı. Altyapıya biraz daha dikkat edilmeye başladı diye düşünüyorum bu sene özellikle. Ki kendimizden de biliyoruz. Ben son çalıştığımda da altyapıdan ve genç oyuncumuz çoktu. Biz 21 yaş ortalamasıyla ben takım çıkarttığımı biliyorum bu sene. Ligin en genç takımlarından birine sahiptik. Tabii ki bunlar görüyoruz ki bazı kulüpler mecburiyetten de bu durumlara düşüyor ki ama şöyle bir durum da var. Demek ki altyapılarda iyi işler olduktan sonra iyi oyuncular yukarı çıktığında da iyi performanslar gösterebiliyor ki bu Bursaspor bunun en büyük örneklerinden biri. Belki transfer konusunda bu konuda mecbur kalmasalar da bu çocuklara belki yer açılmayacaktı. Şimdi bazı şeyler söz konusu. Twitter'da falan görüyoruz. Eğer Bursaspor transfer tahtasını açarsa, transfer yaparsa ne yapmalı falan gibisinden şeyler konuşuluyor. Yani burada da insanın tedirgin oluyor tabii bazı Orada duyum taraftarlar. şu hocam, Bursaspor'un iki tane futbolcuyu satıp transfer yasağını açacağı konuşuluyor ciddi ciddi. Hani benim duyumum da o yönde. Hani bence şu an bu takım playoff oynayabilir bir takım. Devre arasında sanki bir zar atacaklar gibi geliyor. Yani bence benim gönlümden geçen mevcut kadroyla devam etmeleri. Çünkü müthiş bir performans sergiliyorlar. Ben Valla olsam transfer açtırmam yani. Bu benim şahsi görüşüm. Ama bana ilk ikiyi sorarsanız de garantiye almak istiyorlarsa bir şey diyemem. Evet. Dinliyorum hocam. evet. Bana sorarsanız ben de seninle hemfikirim. Yani transfer tahtası yani bu oyuncuların bu takımın şu an playoff oynamaması bence başarısızlıkla değil. Yani ligi 7. 8. bitirmesi bence Bursaspor için başarısızlıkla değil. Neden? Çünkü bu zamana kadar hiç olmayan bir şey oldu. Bu kadar çok altyapıdan oyuncu çıktı ki. Yani bunların da neler verdiği de ortaya, onlar da kendilerini kanıtlamış oldu. Ben, tabii ki ben inanıyorum Bursa'nın playoff oynayabilecek pozisyonda, oynayabilecek güçte olduğunu inanıyorum. Ama demek ki gençlere de önem verildiğinde neler gösterebileceklerini bir Bursaspor, Altınordu örnekleri tabii ki. Bu örnekler bence bütün Türkiye'nin örnek alması. Bakın işte dün akşam vardı. Beşiktaş kalecisi, altyapıdan gelen kalecisi. Şans geldi Evet. aslan gibi değerlendiriyor. Yani bunun gibi çok örnekler var. İnşallah hepsine, bütün gençlerimize böyle güzel şanslar gelir. Onlar da iyi değerlendirir ve Türk futbolumuz biraz daha bu konuda gelişir ve ekonomik açıdan daha da rahatlayabilir. Hocam Akhisarspor'la bir görüşmeniz oldu mu? Altta yorumlarda biraz muhabbeti dönüyor. Gözüm takıldı, sormak istedim. Yok olmadı, olmadı. Ya çünkü yakında açıklanır falan diye de iddialı yazmışlar altta Akhisarspor'la anlaştığınıza Ya dair ama yok 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 öyle bir şey. tabii sizin dediğiniz esastır. Ben bir de Eskişehirspor'u yazdım yani buraya. Onu sosyal medyada paylaşacağız. Hocam, şimdi ligi değerlendiriyoruz ya, ben şeyi merak ediyorum. Yani Menemenspor biraz dışarıdan gizli kutu gibi gözüküyor. Yani Menemenspor'un ekonomik durumu nasıl hocam? Yani iyi mi, kötü mü? Ya Menemenspor ekonomik durumu Lige kıyaslarsak. şu an iyi değil. Şu an bence Menemenspor'un ekonomik durumu bizim ligin en aşağısında. Yani bizim ligimizin yani hangi takım olursa olsun bence en düşük maliyetlere sahip. Çünkü çok gençlerimiz, oyuncularımız çok ucuz oynayan, maliyetsiz oyuncular var. Asgari ücrete oynayan oyuncularımız vardı o zaman. O yüzden ekonomik açıdan biraz da sıkıntıları oldu. Şöyle oldu. Burada bir siyasi bir savaş vardı ilçemizde. Şu anki onursal, İzmir. evet, şu an kulübümüzdeki onursal başkanımız Tahir Şahin, daha önce belediye başkanıydı 20 yıl. Belediye başkanından ayrıldıktan sonra yeni gelen belediye başkanı biraz aralarında büyük bir savaş başladı. Onlar da kulübe başarısız olması için bazı durumlarla yani bazı durumlar, Önceden olaylar Menemen yaşandı. Belediyespor'du zaten değil mi hocam? Belediye Menemen spordu. Belediyespor'du. Evet. En geçmişte de Menemen spordu zaten. Yani Özüne ilk döndü. kuruluş.
1942'de Menemen Spor olarak kuruluyor. Sonra isimler değişiyor. Belediye oluyor falan. Şimdi Menemen Spor oldu. Bu kulüp biraz bu kaosun arasında kaldı. Bunun bir zararını gördü. Yaklaşık 1,5 yıldır bunun zararını görüyor. O yüzden de yani biraz ekonomik durumu bu yüzden sıkıntıya girdi. Hocam şimdi maliyeti düşük futbolcular diyorsunuz. Sizin sportif direktörlük zamanınızda da çok iyi transferler yaptı Menemen Spor. Mesela Selmani'yi sormak istiyorum. Maliyeti düşük bir kaleci ve Fenerbahçe transferi ciddi ciddi konuşuldu. Hocam Selmani neden Fenerbahçe transfer olmadı? Şöyle oldu. Bunun görüşmesini Emre Belezoğlu ile ben yapmıştım açıkçası. Hem şeyin hem Selman'ın hem de Murat Elkatmış'ın. İki Biz futbolcu istedi yani Fenerbahçe. tabii biz şeyle Emre Belezoğlu'yla zaten ikili ilişkimiz iyidir. Devamlı görüşüyoruz. Burada Selmani öncelikle zaten hedeflerinde Murat Elkatmış vardı. Murat Elkatmış vardı. Onlar 2 gün sonra Selmani ile alakalı bir yerden bir duyum oluyor Emre. Sizin kaleciniz diyor Selmani çok iyiymiş diyor Arnavut Milli. Biz de tabii ki Orhan Hoca ile beraberdik. Buluştuk dedi ki yani çok geçerli bir kalecidir. Yani bir de 22 yaşında A Milli kaleci. Yani çok da çalışkan, çok profesyonel ve müthiş bir karakter. Biz bir de takımımızda zaten David Domojani var stoper. O da vardı. Biz bunları gidip gözümüzle, kendi gözümüzle izleyerek Orhan Hoca ile beraber Arnavutluğa gittik. İzledik. Onları aldık, getirdik. Yani onlar da yani şöyle söyleyebilirim. Takımın en maliyetli oyuncuları olarak geldiler. Özellikle Selmani. Ama bizim takımımızın en maliyetli oyuncu bence şu an çoğu takımın en maliyetli oyuncusundan biridir. Çünkü Evet. Selmani bize geldiğinde toplamda yıllık 70 bin euroya yani aylık 7 bin euroya paraya anlaşmıştı. Bu ligde para değil hocam yani. İşte yani işte. Ki konuşulan paraları biliyoruz az çok. Hocam Murat Elkatmış nasıl bir oyuncu? Fenerbahçe talip olduğuna göre 19 yaşında 11 maça çıkmış bu sene baktım da. Evet, geçen sene Geçen bir sene de çıkış oynamış. yaşadı. Geçen sene bir çıkış yaşadı. Ondan sonra iyi bir performans geçirdi. O kulüple alakalı bazı talihsizlikler oldu. Bir de bu sene özellikle oynamayışının sebebi 2 kere şey oldu. Covid vakasına bulaştı. O biraz sıkıntılı atlattı. Bu konuda onu geriye attı bu hastalık. Ona rağmen 6 hafta kaçırmış sadece hocam. Aynen 6 maç aynen. çok iyi. Ama tabii ki kaçırdı ama biraz da performans düşüklüğü yaşadı. O da böyle duygusal bir çocuktur. Takılır, üzülür böyle şeylere. Ama inşallah o da yine bir performansını yaşayıp ben onun da tekrar büyük takımların gündemine geleceğini biliyorum ki izlediklerini de biliyorum hala Süper Lig'den. Yurt dışına transfer yapar mı hocam Murat? Murat Elkatmış bence bir sene, bir iki sene daha Türkiye'de durması lazım. Özellikle kendini Süper Lig'e atması lazım ki oradan atabilir. Çünkü yetenekleri fazla bir oyuncu. Zaten Quaresma'ya benzetirler onu. Tip olarak da Anladım. böyle benzer. Ben özellikle takip edeceğim bundan sonra hocam. Aynen aynen. Altta bir Hatayspor taraftarı istilası var hocam bu arada. Ben bir Evet. konuda bilgi vereyim. Muhammed Kamara sizin yine bulup getirdiğiniz bir Evet. yabancı. Sanırım sözleşmesinde bir serbest kalma bedeli varmış. Onu ödeyip Hatayspor'a gidecekmiş. Bu konuda bir duyumunuz var mı hocam? Evet. Sanırım bugün gitti, transferin oldu Hatayspor'a. Bugün mi oldu? Evet, Hocam evet. Bugün hani kesin bilgi mi? gitti, bugün yola çıktı aynen. Yani kulübe miktarı ödeyip Hatayspor'a Aynen. transfer oldu Aynen diyebiliriz. doğrudur. Çünkü yaklaşık bir haftadır ilgileniyorlardı. Menajeri de zaten arkadaşım benim Almanya'dan. O zaten onun vasıtasıyla biz bu oyuncuyu izledik, getirdik. Amerika'da Los Angeles Galaxy'nin ikinci takımındaydı. Evet. Çok maçlarını izledik. Sonra Bize de attı hocam son dakikada işte 90'a evet. 4'te. Çok enteresan bir oyuncu. Yani birebir de ya da yanında karşısında 2 kişi olsun çok hiç önemli değil yani onu geçmesi için, çalım atması için. Öyle bir şey oyuncu. 5 maçta parladı ve Süper Lig'e transfer yaptı. Hocam Menemen Spor'a yabancı oyuncu getirirken bir karar almışsınız galiba. Böyle bir yaş limiti var. Hem En yaş limiti yaşlı var. 23-24 yaşında. Hem yaş limiti var hem de şöyle bir limit vardı. Biz teknik heyet olarak, yönetim olarak ne olursa olsun. Mesela şu an takımda Tijani Anane var. Evet. Benim milli oyuncu. Onu bile test ederek aldık. Yani ne kadar canlı izleyemediğimiz oyuncuları. Mesela Selmani ve David'i canlı izledik. Hiç sorunsuz
hemen gel imzayı at diye, ama canlı izlemediğimiz oyuncuları biz böyle işte Vice Squad'lar, Instat'lar oradan izleyerek gel hemen imza at, o öyle bir lüksümüz yoktu. Çünkü dediğim gibi ekonomimiz kısıtlı. Hiçbir zaman yanlış yapma gibi bir lüksümüz yoktu. Biz de ona göre hep ikna edici şekilde gelip test bir ay deneyelim, test edelim. İşte rica ediyorduk. Gidiyorduk, beraber yiyip içiyorduk oyuncuyla. Yani bizim de hocalarımız da ekibim de olsun, oyuncularla iyi ilişkileri vardır. Yemeğe götürürüz oyuncularımızı. Yani böyle bütün kalbine kadar ineriz genelde. Hocam anladığım kadarıyla hani menajer transferi yapmıyorsunuz siz. Scouting sistemiyle transfer yapıyordunuz. Aynen. Menajer transferi tabii ki ister istemez oluyor. Neden? Çünkü iyi ve beğendiğiniz oyuncunun menajeri de çıkabiliyor. Ama tabii kulübümüzün yani menajerlerle çalışacak kadar gücü olduğunu da tahmin etmiyorum. Başkanımız da ona göre şey yapıyordu. Menajerlere verecek fiyatı yani yüzdeliği belirliyordu. Çok fazla da oyuncu oynadıkça şey diyordu. Oyuncu oynadıkça, oyuncu kazandıkça sen de kazanırsın gibi böyle pazarlıklar oluyordu. Böyle şahıs takımı gibi yönetiliyor galiba Menemen Spor. Evet, Dernek evet. statüsünde ama şahıs Evet, bir evet. şirket gibi yönetiliyor. Evet. Hocam, Olatun Basun neden ayrıldı? Yani bu konuda bilginizi Alacakları öğrenebilir miyiz? vardı. Alacakları vardı. Bir de sanırım sözleşmesinde bir madde varmış. Hiçbir şey anlamadan biz ayrıldığını duyduk. O da yani bizlik bir şey değildi. Yönetimsel bir şeydi. Yani yönetimle kendi arasında bir şeydi. Öyle ve ayrıldı gitti. O da şu an Ankara Çok Spor'la çok anlaşmış. çok anlamadık yani biz de. Hocam bana gelen soruları soracağım size. Mustafa Çetinoğlu nasıl bir futbolcu Mustafa Çeçenoğlu işte sizce? geçen seneki benim oyuncumdu. Hay hay böyle kariyerinde nerelere gider yani sizce? Yani Mustafa Avrupa yapar mı? Çeçenoğlu eğer Milli kendiyle takımda oynar mı? oynayabilir tabii ki. Çok güçlü, fizik kalitesi çok iyi bir oyuncu. Yani böyle futbolun içinde hep devamlı futbolun içinde olursa bence çok iyi yerlere gelebilir. Çünkü Mustafa çok değerli bir oyuncu benim için de. Hatta bu sene diyordum keşke takımımda olsaydı. Ama ben yine hala bunda düşünüyorum. Çünkü daha 25-26 yaşında oyuncu, daha iyi yerlere de gelebilir yani. Çalıştıkça daha iyi yerlere gelebilir. Hocam Arnavut futbolcu David Gomjo, onun soyadını söyleyemiyorum ben. David Domjoni Gomjonji mi? miydi? Domjonas. O ben size bir bilgi vereyim hocam. Fuat Çapa hani Eskişehirspor'un başında böyle mucizeler yarattığı bir sezon vardı ya. Evet. Sezon başı Eskişehirspor'a gelip antrenmanlara çıkmıştı ama transfer yasağı açılamadığı için geri dönmüştü. Ben Evet. oradan tanıyorum arkadaşım. Hocam sizce böyle kariyerinde bir süperlik yapar mı o da? Ben beğeniyordum şahsen. Bu sene yapacaktı sezon başında ki ben birkaç takımla hocalarımızla görüşmüştüm Süper Lig'den. Onu aradılar, onu Evet. sordular. Tabii ki bonservis bedeli de olduğu için yani o kaldı. Onun ama bence o da yapabilir çünkü iyi bir oyuncu. O da zaten şu an Arnavutluk milli takımının hocası da ona söylüyor. Kendini Süper Lig'e attığın zaman direkt milli takımdasın diye. O da şu anki amacı çok çalışıp iyi yerlere gelip kendini hemen milli takıma atmak. Onun da şeyi o. Çünkü bu oyuncular gerçekten bende yerleri çok değerli. Çok çalışkan, çok profesyonel ve insan olarak da sermaye de olsun. Bu Arnavutlardan bahsettiğimiz için söylüyorum. Tabii ki bütün oyuncular böyle, oyuncuların böyle ama David'le Selmani sanki böyle öyle bir içine alıyorsunuz ki ailenden biri gibi hissettiriyorlar sana. Onlar da sana öyle sarılıyorlar. Yani bu yurt dışına geliyorlar, abi baba gibi sarılıyorlar. Biz de onların isteklerini evime alıp yemek yemişliğim vardır. Ben oyuncularımla da öyleyimdir genelde. Yani canı sıkılanı görürsem alırım evime getiririm. Yemek yeriz, otururuz, sohbet ederiz. Beraber o ne istiyorsa onu yapmaya çalışırım ve bizim de başarımız zaten bu şekilde devam ediyor. Hocam Menemen Spor'da son birkaç yılda böyle çok fazla oyuncu geldi gitti. Ayrılanlar için soracağım. Böyle keşke ayrılmasaydı dediğiniz bir oyuncu oldu mu? Bir oyuncular oldu mu? Yani ya oluyor tabii ki ama şey olduğunu biliyorsunuz. Yani bunun başı mesela Mert Hakan yandaş. Onu da burada Tiraspor'dan almıştık biz. Mesela onu da gittikten sonra keşke gitmeseydi ama adam Süper Lig'e gidiyor. Tabii ki biz de bundan mutlu oluyoruz. Alper Koç öyle. Şu an Çaykur Rize'de. Veli Çetin Samsun'da. Yani tabii ki gitmesini istemediğimiz oyuncular. Mesela ben Olatun Bosun'un da gittiğine çok üzülmüştüm takımda. Onun da gitti. O da çok enteresan bir
yeteneğe sahip. Onu da ben Nijerya'dan getirmiştim. Kendi şartlarımla getirmiştim Nijerya'dan buraya kadar. Ama tabii ki oyuncu da gitmek isteyince tutamıyorsun. Ama iyi yerlere gittiğinde de yani mutlu hocam oldum. Siz hangi takımla anlaşırsanız anlaşın kaliteli yabancılar getirmeye devam edeceksiniz gibi hissediyorum. Ya, çünkü scout'un ikiniz çok başarılı yani yüksek yüzdeyle. Yani şöyle tabii ki benim en yakın scout'um işte Orhan Terzi, Orhan hocamız. Biz bu işi onunla yapıyoruz beraber. O da çok çalışkandır ve gözüne de çok inandığım bir hocam. Genelde ben bir oyuncuya takıldıysam en son mesela onu da gönderirim. Onu da gönderirim ve gözüne çok inanırım. Veya görmediysem bile ben sadece televizyonda izlediysem ona git bir canlı izle. Onun gözü yani ben nasıl görürsem onu da öyle göreceğine inanıyorum ve o tamam dediğinde ben oyuncuyu transfer ediyorum. Hocam, ki biz bir şimdi de bu yabancıları öyle maliyetli yabancılar bizim zaten listemize çok fazla girmiyor ki şey için bizim Menemen Spor Kulübü olarak şartlar böyle olduğu için biz kendi maliyetimize göre yabancıları getirip onları oynatmaya çalışıyoruz ve mesela Kamara gibi daha yukarılara giderse daha çok mutlu oluruz. Hocam Furkan Bayır'ı sormuşlardı. Furkan Bayır hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Süper Lig'de isteyen kulüpler var mı diye soruyorlar. Evet, Furkan Bayır'ı Galatasaray izliyor şu an. İzliyor. Ya bu evet. Hocam yani ben Eskişehirspor'dan biliyorum biraz da. İzleyen çok ama hani böyle iş ciddiye bindi mi alternatifler arasında yani bir mevkiye 7-8 oyuncu takip ediyorlar ama almıyorlar. Bir Evet. Tanesini alıyorlar gibi. Evet. Şimdi Hani Furkan Bayır ciddi anlamda Süper Lig'den 3-5 tane ciddi takımları izlediğini biliyorum ciddi anlamda. Hocam az önce soracaktım. Unuttum Furkan Bayır'a gözüm kayınca. Şimdi bu yabancı oyuncular üzerine konuşuyoruz ya. Siz de bir hani talihsiz hükmen olayı yaşadınız. Sizce TFF 1. Lig'de yabancı sınırlaması nasıl olmalı? Sizin düşünceniz bu şekilde bu konuyla ilgili yani, nedir? Yani yabancı sınırlaması şöyle olmasını isterim. Yani yabancı olmasın diyemem. Ben yabancı olmasını isterim ama bence 3 tane ya da 4 tane oynaması bence yeterli olur. 3 tane oynasın, 4 tane oynasın. Bunlar da bence tabii ki yani bu kulüpleri istiyorlar. Bana göre 25 yaşın altında olması benim tercihim olur. Yani uyumlu olması için. Benim tercihim böyle olur. Yani 3-4 tane yabancı olmasını isterim. Avrupa hani yaş ve millilik kriteri getiriyor ya hani evet, öyle evet. Bir şey olabilir mi bizde de? Genç milli takımlar için. Tercihim yabancılar konusunda değil aslında. Benim tercihim Türkler konusunda. Türkler konusunda bir yaş kriteri gelmesini isterim. Türklerin Türk futbolunda böyle bir kriter gelmesi için. Neden? Şunu isteyebilirim. Mesela federasyonun altyapılardan takımın içinde iki tane takımın içine mecbur oynatabileceği, ya 3 tane de kulübesinde mecbur oturabileceği böyle bir kriter olmasını isterim. Hocam Bernat Bulva diye bir futbolcu soruyorlar alttan. Olmamış galiba. Onu biraz Evet. anlatır mısınız? Şeyde şu an Ankaraspor'da. Hani size anlaşmıştınız da Menemen Spor olmadı Ankaraspor'a mı gitti? Evet, Ankaraspor'a gitti. Şimdi hocam doğru bir soru soracağım. Şey de öyle, Umar Basit de öyle. O da bizim getirdiğimiz oyuncu. Şu an Ankaraspor'da da oynuyor. Ya Türkiye'de biraz da şey oluyor hocam. Böyle takımla anlaşamayınca menajerler devreye girip evet, başka aynen, takımlara aynen götürebiliyorlar. Evet. Hocam zor bir soru soracağım. Bu sene sizce hangi 3 takım Süper Lig'e çıkar? Biraz kahinlik gibi olacak ama bu konuda da çok soru. Özellikle Adana Demirli arkadaşlar bu konuda bastırıyor hocam. Evet. Adana Demirli arkadaşları es geçmeyeceğim. Zaten benim favorilerimden biri Adana Demirspor. Ben Adana Demirspor Giresun Altay diyorum. Samsunlar şey yapmasınlar hocam, üzülmesinler. Ya Samsun Ertuğrul Hoca. Samsun ama şöyle bir şey. Tabii ki Samsun olma ihtimali de yüksek. Tabii dördüncü takım olarak tabii ilk üçe aslında o da girer de ama bir Samsun'da bir inişli çıkışlı bir durumlar var. Yani böyle mesela maçları sesim geliyor mu? Evet şu an geliyor hocam. Maçları dediniz. Samsun Spor dediniz. Maçları dediniz. Şeyin şarjı bitti galiba da. Olabilir. Gayet güzel geliyor hocam şu an. Böyle şey olarak kendi sahasında da olsun. Maçları böyle çok böyle aşırı baskıyla ne bileyim böyle kazanan bir takım değil gibi geliyor şu an için bana. Tabii ki çok güçlü kadroları var. Biz de orada zor yani
bir kaldık ama zor şartlarda bir kaldık. Yenilebilirdik de, eğer yani yenebilirdik de. Ama Samsun'da biraz daha bence devre arasında şöyle bir şey var. Alınan yabancıların pek oturduğunu da düşünmüyorum Samsun'da ki bir tane oyuncusu var. Tomane oynatamıyorlar. Hala sanırım iyileşmedi. Yani şu an aldıkları yabancılar zor bir korona dönemi de atlattılar hocam böyle evet, hasarlı. Evet. Herkes atlattı onu ama dediğim gibi Samsun Spor'da şu an bence daha lige bence daha ağırlığını koyduğunu düşünmüyorum. Bence ikinci yarı yapacağı 3-4 tane transferle o zaman lige tam anlamıyla ağırlığını koyacağını düşünüyorum. Hocam Murat Erdemir'i sormuşlar ama ayrıldı mı Menemen Spor'dan? Ayrıldı. Sebebi nedir bilmiyorum ben de. Sebebi? Futbolcuyu da tanımıyorum ben bu arada. Sebebi ya Murat Erdemir 11 yıldır kulübün emektarlarından, hatta benim son yıl bıraktığım sebebi benim de takım arkadaşımdı. Pire Murat lakaplı. Bu sene artık çok fazla şans bulamadı. Bazı aksilikler oldu. O da kendisi istedi de. Ben artık bir 3-5 senede başka kulüplerde oynayayım. Biraz da bir dolaşayım diye kendi isteği oldu. Biz de hay hay dedik. Başkanımız da ona yol açtı ve kendi yoluna devam etti. Hocam artık son sorulara geldik. Hatta son soru. Hocam bu pandemi nedeniyle amatör ligler oynatılamıyor. Hani biliyorsunuz. O konuyla evet, ilgili düşüncelerinizi alayım. Yani o çok konuyla talep var. Yaklaşık yüz binlerce insan bu konuda evine ekmek götüremiyor ya. O konuyla alakalı aslında söylenecek çok şey var ama net şey de var. Artık amatör futboluna sahip çıkılmalı. Çünkü herkes oralardan geldi. Bir an önce amatör futbol başlamalı diyorum. Ve çünkü etkilenen çok o kadar çok insan var ki. Bir futbolcunun oynamayışı belki ailede 6-7 kişi, 10 kişi etkileyebilir. Ki teknik ekipler de öyle, teknik direktörler de öyle. Yani şu an çalışmayan yüzlerce, binlerce teknik direktör var. İşte liglerin başlamasını, amatör liglerin başlamasını bekleyen çok antrenörler, hocalar da var. O yüzden buradan tek temennim ve isteğim bir an önce federasyondan amatör liglerin başlamasını temenni ediyorum. İnşallah başlar ve herkes ekmeğine aşına kavuşur. Hocam hani altyapılarda asgari ücretle çalıştıran hocalardan böyle süper yetenekler çıkartmasını bekliyoruz ya, o konudaki düşünceniz nesin? Ya ben o konuda çok üzgünüm. O zaten kanayan bir yaramız. O yani şimdi belki saçma gelecek örnek. Depremde senin temelin iyi değilse bina yıkılıyor. Yani bunun gibi çok şeyler oldu. Öncelikle temel çok önemli. Temeli iyi atmamız gerekir. Bunun için de zaten öncelikle altyapıdaki hocalarımızı öyle bir şevklendirmemiz gerekir ki, öyle bir isteklendirmemiz gerekir ki sana iyi oyuncular verebilsin. Zor şartlarda oyuncu çıkarmak çok zor. Biz de bunları gördük, biz de yaşadık. Yani zor şartlarda kendi özelini düşünmekten belki çoğu hocamız kendini antrenmana veremeyebilir. Çünkü çok zor şartlarda çalışıyorlar. Maaşlarını alamıyorlar ve düşük maaşlara çalışıyorlar. Belki geçmişinde futbolculuğu yoktur. Bir birikim yapmadıysa, sadece o maaşla geçiniyorsa, evi kiraysa. Düşünsenize şu an ben İzmir adına konuşayım. Örnek veriyorum. Buca Spor'dan bahsedeyim. Veya Menemen Spor'dan bahsedeyim. Tabii şu an ne kadar ücret verildiğini bilmiyorum da asgari ücretle çalışıldığını düşünürsek, 2500-3000 liraya çalışıldığını düşünürsek İzmir'de artık ev kiraları yani 1500-2000-2500 ev kiraları böyle. Yani tek başına bir antrenörün eve bakma şansı çok zor. Kendini o işe verme şansı çok zor. Yani bildiğini futbolcuya öğretme şansı çok zor. Çünkü bu şartlarda insan bildiğini unutur. Yani şevkle yapamazsın bu işi. Şevkle yapman için şevkli olman lazım, huzurlu olman lazım. Kafan, psikolojin, mentaliten iyi olması lazım, rahat olması lazım. Bu yüzden öyle olduğunda da iyi futbolcuların yetişeceğini düşünüyorum. Tesisler de kötü hocam altyapılarda maalesef. Yani hocalar da hem maddi hem manevi sıkıntı yaşıyorlar yani. Ya tabii ki dediğim gibi altyapıdaki şartlar gerçekten zor. Ben mesela özellikle tabii ki hep konuyu açıyor. Benim federasyonlar kulüplere yardımlarda bulunuyorlar. Kulüplerde her sene bir miktar yardımlarda bulunuyor. Bence bunun çoğunun altyapıya şart koşmak durumunda olması çok daha iyi olur altyapılara.
Yani alt... Kontrol edemiyorlar ki hocam ya, evet, o paraları. Böyle, hatta böyle durum... temliğe gidiyor paralar çoğu zaman. Evet, kulüplerin temlikli borçlarına gidiyor. Doğru doğru. Böyle de bir durum var. Ama tabii bunun nasıl önüne geçilir bilmiyorum. Yani buna çok kafa yormak lazım. Altyapıların düzelmesi için. Şu an çoğu takımların altyapıları çalışmıyor bile pandemiden dolayı. Ki bizde Evet. ben kendi oğlumdan biliyorum artık duvarları kıracak evde top oynarken. Camları kıracak. O yüzden de zor geçiyor. Çocuklar için çok zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah düzelir. Hepsi sağlar iyidir ve altyapılar da iyice düzelir. Ve yeni yeni böyle fidanlarımız, iyi oyuncularımız yetişir. Hocam hep alttan gelen sorular aynı sorular olmaya başladı. Yani programın tekrarını ben bugün YouTube'a yükleyeceğim. Oradan seyreder arkadaşlar. Hani teklif var mı falan filan böyle benim sorduğum soruları sormaya başladı artık izleyenler. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Tanıştığımıza da memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sizi böyle keşke Eskişehirspor olsa ama sizi şöyle güzel bir takımın başında görmek isterim ben. Yani inşallah Süper Lig olur hocam. İnşallah. İnşallah. O zaman da görüşürüz. Yani alttan da Kayseri Sporlular bastırıyor ama yani Kayseri Spor da bir Rumen Hoca ile anlaşmış herhalde. O yüzden sormadım ben size, yanlış anlamayın. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ